Dijital sanatlar bence sürekli gelişen yazılım teknolojilerinin mümkün kıldığı teknikleri paletine katan alanın genel adı. Kendi üretim araçlarını yaratmak ve var olan başka araçlarla birleştirmek bu pratiğin bayağı çekirdeğini oluşturuyor. Bir de her şeyin veriye dönüşebilmesi sayesinde hem biçim olarak hem de içerik olarak çok çeşitli sonuçlar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu sürekli keşif hali de aslında bu alanın bir parçası bence. Kariyerimin başından beri herhalde 3-4 kez ünvan değiştirdim. Özellikle web teknolojilerinin gelişimi birçok ünvanı tekrar tanımlamamızı gerektirdi. Son birkaç yıldır yaratıcı teknolojisi kullanıyorum ve bu ünvanın en sevdiğim yanı çok geniş ve biraz da muğlak olması. Yaratıcı teknolojisinin çekirdeğinde en temelde teknoloji okuryazarlığı var. Yani yeni teknolojileri veya herhangi bir teknolojiyi daha önce kullanmamış bile olsa öğrenmekten çekinmeyen, hatta sürekli kurcalamayı seven bir yaklaşım var. Teknoloji de burada çok geniş bir tanım. Dolayısıyla yaratıcı teknolojistler de kendi içinde bu tanım itibariyle bayağı ayrışabiliyor. Yani kimisi daha web teknolojileri üzerine odaklanırken, kimisi daha böyle dijital imalat veya prototipleme üstüne odaklanıyor olabilir. Bunun dışında bu teknolojileri kullanıp aslında birleştirip kendi yeni araçlarını üretmek de var. Dolayısıyla bir taraftan yani teknolojileri üretim amaçlarının dışında kullanmak, dolayısıyla biraz hacking. Diğer taraftan başkalarının yarattığı, ürettiği araçları kullanıp kendi yarattığın araçları paylaşıma açmak, dolayısıyla açık kaynak ve yaratıcı müşterekler lisansına da biraz destek var. Bireysel olarak baktığımda ben bu ünvanı sadece sanatçı ünvanından kendime daha yakın buluyorum. Benim yolum çoğunlukla oynama ve deneme yanılmalarla dolu. Yani mühendislik altyapım olmasına rağmen teknolojinin endüstriyel uygulamalarındansa daha yaratıcı alanlardaki uygulamaları hep daha çok ilgimi çekmişti. Bir yandan da erkenden atölye açmak bu tarz deneme yanılma ve oynama imkanlarımı çok arttırdı. Bir de böyle bilim kurgudan esinlenen ama gerçekten çalışan projeler yapınca insanlardan aldığım tepkiler tabii çok iyi bir motivasyon kaynağıydı. Ama genel olarak sanırım benim en temel motivasyon kaynağım merakımdan geliyor. Merak bence insanın çok elinde olmayan bir itki. Onu kullanmak, kanalize etmek, beslemek ve bazen de sırasını bekletmek önemli. Çünkü merak ilgiye, ilgi de bilgiye dönüyor ve bu bence mutlulukla ve hani hayattan aldığımız tatminle çok ilintili. Tek sınırlı kaynağımın zaman olduğunu sanardım. Sonra geçenlerde bir arkadaşımla konuşunca doğrusunu fark etmemi sağladı. Özellikle yaş alıp vaktini daha verimli kullanmaya başladıkça fark ediyoruz ki esas sınırlı kaynağımız willpower, yani irade ve istencimiz. Bu da meraklarımızı odaklamak ve gütmek için önemli. Meraklarımızı beslemek için tabii altyapı da lazım. Bu kimisi için atölye olur, kimisi için tarla. Konuyu daha dijital sanatlar üzerine getirecek olursam, bilgisayarların bu kadar yaygın olması bu alana olan ilginin beslenmesini kolaylaştırıyor. Yani bir diğer yandan da hem araçların ekstra hacim istememesi hem de kendi araçlarını yaratabiliyor olmak bu alanda ilerlemeyi bayağı hızlandırıyor. Ben bir süredir merakıma özel vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani gün içerisinde karşıma çıkan bazı konuları veya linkleri biriktirip sadece onları okumak ve hani okurken oradan oraya sıçramak için özel tanımlı bir zaman ayırmaya çalışıyorum. Çünkü genelde
biraz doğa bilimleri, biraz başka sanatçıların işleri, biraz felsefe, biraz teknik gelişme yer alıyor. Bir de az bilinen kelimeler okumayı ve keşfetmeyi bayağı seviyorum. Bazı işlerim de hikaye anlatımı çok merkezde. Bu, yani bu biraz daha şey gibi. Yani bazı işlerim daha fikirden geliyor, bazı işlerim daha malzemeden geliyor. Yani malzemeyle oynayarak da bir işe döndürdüğüm projeler olabiliyor. Veya en baştan çok net aklımda her şey var ve onu uyguluyorum gibi de olabiliyor. Genelde çoğu işimde hikaye anlatıma odaklı değil ama bazı işlerimde de tamamen merkez orası. Çoğunlukla interaktif işlerimde hikaye anlatımından çok hani biraz kompozisyonu, biraz da hikaye anlatımı oluşturabilecek parçaların bulunmasına önem veriyorum diyebilirim. Sanırım estetiğe gitgide daha çok önem vermeye başladım. Yani bir sanat kültürü olarak da daha çok odaklanıyorum. Bir yandan hani nesini seviyorum, neden seviyorum, hani ne estetik geliyor bunları düşünüyorum. Buradan bağ kurmaya çalışıyorum. Çünkü hani estetik böyle şey, insanlar arasında kelimeler dışında kurabildiğimiz bir bağ, daha böyle hani kültürel bir yerden geliyor. Dolayısıyla gitgide daha çok önem vermeye başladım. Yani izleyici olarak da, yaratıcı olarak da. Bir yandan da ama sanırım benim esas nokta, yani esas odaklandığım nokta, hani bir şeyleri estetize etmeye çalışmaktansa aslında estetiği formülize etmeye çalışıyorum diyebilirim. Estetiği formülize etmek, dijital sanatların alt türü olan generatif artın temelini oluşturuyor. Burada aslında esere müdahale etmek yerine eseri üreten araca müdahale etmekten bahsediyorum. Tabii burada eseri üreten aracın da başlı başına eser olmasını göz ardı etmiyorum. Sadece tüketicisi farklı, genel sanat tüketicisinin teknoloji okuryazarlığıyla alakalı biraz. Ben kendimi sanat, bilim ve teknoloji üçgeninde konumlandırıyorum ve teknolojiyi kullanarak doğa bilimlerinden esinlenerek sanat eserleri üretiyorum. Ve mesela doğayı yaratan belli formülleri örnek alalım. Formüllerin dijital olarak değiştirilmiş hallerinin çıkardığı sonuçlar hem bağlantı kurabileceğimiz kadar tanıdık hem de farklı yorumlar katabileceğimiz kadar yabancı sonuçlar çıkartabiliyor. Bu formülleri de farklı verilerle beslemek bayağı sürpriz sonuçlar çıkartabiliyor. Özellikle bu formüllerin genelde belli aralıkları hoşuma gidiyor. Bu kısımda benim aslında uğraşmaktan çok keyif aldığım bir alan. Son dönemde, yani benim ilgim dönemden döneme değişiyor ve bu aralar sanırım böyle daha fiziksel işlerle uğraşmayı özledim. Özellikle birbirinin klonu, çok sayıdaki ünitenin senkronize çalışması, daha böyle hani sürü algoritmaları üzerine birkaç enstalasyon fikrim var. Ama hani fiziksel işlerle uğraşanlar bilir, bu tarz fiziksel kinetik heykelleri, enstalasyonları yapmak için gerekli olan altyapıyı kurmak biraz vakit alıyor. Dolayısıyla bu muhtemelen hani şu an değil ama yakın gelecekte uğraşacağım şeyler. Bunun dışında gerçek zamanlı ve etkileşimli simülasyonlar üzerine biraz kafa patlatıyorum. Çünkü yani şey ilginç geliyor. Daha benim de kafamda çok net değil bu kısım da. Yani simülasyon bir taraftan gerçeği taklit ederken ben o simülasyonla etkileşip oradan geri dönüşü aldığım zaman onu gerçek olmayanı gerçek kılıyorum gibime geliyor. Burada bir hiperfizik diye bir terim okumalarım arasında hiperfizik diye bir terim geçti geçenlerde. Onun üstüne biraz kafa yoruyorum ama dediğim gibi daha biraz daha bunun demlenmesi lazım. Genel alan olaraksa yani mimari bayağı ilgimi çekmeye başladı. Özellikle mimari ölçekte projeler nasıl yapabilirim veya projelerin mimari ölçeğe nasıl taşıyabilirim? Biraz daha onları düşünmeye başladım.
Burada aslında demeye çalıştığım şey hedef odaklı olmakla süreç odaklı olmak arasındaki dengeyi kurmak. Yani deneyler ve denemeler yapmak dijital sanatların çok merkezinde olan bir yerde ve böyle bir hani yaratıcı akış yakaladığında o dalganın içinde gitmek çok keyifli. Ama bir yerden sonra kendini devam eden onlarca deneyin ortasında bulabiliyorsun. Dolayısıyla bazılarını seçmek, bazılarını paketlemek, bazılarını bitirmek, bazılarını park etmek veya rafa kaldırmak çok önemli bence. Bunu hatta farklı periyotlarda, farklı ölçeklerde yapmak lazım. Yani projeler, ilgi alanları, kariyer hedefleri gibi. Çünkü yaratıcılığın içinde her zaman bir inatçılık var. Ve inatçılık iki tarafı keskin bir kılıç. Onu dengede tuttuğumuzdan iyice emin olmamız lazım. Dijital sanatlarda ilerlemek için birkaç şeyi dengelemek gerekiyor. Yani bir taraftan güncel popüler araçlara hakim olmak lazım ve bunları öğrenmenin dışında yeni, yani bu yazılımların yeni geliştirdikleri yeni versiyonları da takip etmek bir mesai. Diğer taraftan yani sürekli böyle denemeler yapmak, deneyler ve denemeler yapmak ve bunları biriktirmek aslında bir taraftan da. Yani hani hem geçmişe yönelik düşündüğün şeyleri daha ilerlediğin zaman geri dönüp bakabilmek için hem de bir taraftan yani yaptığın bir şeyi belki daha ileride tekrar kullanman gerekebilir. Dolayısıyla bu yaptığın şeylerin veya yaptığın projelerin dokümentasyonlarını biriktirmek önemli. Diğeri açık çağrılara başvurmak. Yani sürekli etrafta bir sürü açık çağrı dönüyor. Önce nerelerden açık çağrıları duyabilir mi çözmek? Sonra da bunlara başvurmak. Bu noktada yani benim mesela kişisel olarak en böyle şey yaptığım, sevmediğim yanlardan biri sürekli bunların yazılarını yazmak. Dolayısıyla bunları bir kere düzgün yazmak sonrasında başvuru sürecini çok kolaylaştırıyor. Yani bir tane güzel yazılmış kısa bir yolun olması ve bunun atıyorum 3-5 senede bir update edilmesi, bir iki tane iyi fotoğrafının olması ve yaptığın işlerin hani yazılarını bitirdikten sonra böyle bir yerde net olması başvuru sürecini çok kolaylaştırıyor. Bakayım bir de herhalde şey ya yani böyle deneyler ve denemeler yapmak ne kadar önemliyse bu deneylerin bir yere varması veya bir sonuca ulaşması de o kadar önemli. Yani deneysellik kesinlikle çok önemli. Ama bence bir yere de bir hedefinin olması da bir o kadar önemli. Değişiklik olacağı kesin. Ama bu değişikliğin ne kadar geniş ve kalıcı olacağı biraz daha sürecin uzunluğuna bağlı. Yani pandemi süreci kesinlikle veri okuryazarlığımızı arttırdı. Hem okuryazarlık hem yanlış veriyi tespit etme, yanlış haberi tespit etme yeteneğimizi arttırıyor. Bir taraftan da tabii buna tamamen karşıt olan hani veriyi ve aklı reddeden başka bir kesim de daha güçleniyor her geçen gün. Ama yani baktığımız zaman veri odaklı karar verme süreçlerinin doğurduğu sonuçlar ile akıl yürüterek veya duygusal yollarla varılan sonuçların arasındaki fark, özellikle hani hükümetler seviyesindeki sonuç farklılıklarını görmek çok artık yani belirgin bir şekilde görüyoruz. Veri teyit mekanizmaları ve teknolojik etik tartışmalarının da daha canlanmasıyla farklı alanlardaki hani istemli ya da istemsiz ayrımcılıkları daha net görüyoruz. Dolayısıyla yakın gelecekte yani öncelikle daha farklı, daha çeşitli geçmişlerden gelen sanatçıların işlerini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bunun dışında yani pandemi süreci en temelinde insan bedeninin mekansallığına yeni sınırlandırmalar getirdi. Dolayısıyla bu yani mimariyi etkiliyor, etkinliği etkiliyor, sahne sanatlarını etkiliyor, fiziksel etkileşimi etkiliyor. Dolayısıyla yani o kadar büyük bir şeydi ki, ölçekti ki, bunun tam neye dönüşeceğini kestirmek için bence hala biraz erken. Bu
Bu alanda bence hala çok fazla koleksiyoner yok. Yani festival ve kurumlara da baktığınız zaman genelde çoğu genç. Çok uzun ömürlü olmuyorlar. Yani belli başlı müze ve festival ve kurumların dışında bu alana giren çıkan çok yeni festival ve girişim oluyor. Bu durumun bir handikapı genelde bir festival, dijital sanatlar alanında yeni festival yapılmaya çalışılıyorsa bu alanın en bilindik isimlerini çağırmaya çalışıyor. Dolayısıyla yeni isimler görmek, genç isimler görmek veya hani bu farklı kesimlerden, farklı çeşitliliklerden isimler görmek bu kadar mümkün olmayabiliyor. Bir yandan dijital mecranın dağıtımı da, tüketimi de hızlı olabildiği için bu sanırım değer algısını da biraz etkiliyor. Yani tüketicisindeki nesil farkı koleksiyonere de yansıyor kesinlikle. Öte yandan yani dijital sanatların birçok farklı endüstri ve geleneksel sanat dalıyla işbirliği yapabiliyor olması çok büyük avantaj. Çünkü bu sayede hem yepyeni kesimlere erişebiliyorsunuz hem de aniden büyük ölçekli işler yapabiliyorsunuz. Çünkü dijitalin avantajlarından biri ölçekten bağımsız olabiliyor olması. Yani bugün telefonda izlediğiniz küçük bir video yarın bir gökdelenin cephesini kaplayabiliyor. Dolayısıyla yani muhtemelen dijital sanatların endüstri olarak olgunlaşmasına hala bir iki nesil var maalesef. Yani şu anda pandeminin ortasındayız, belki de başındayız. Dolayısıyla şu andan geleceğe bakmak benim için en azından bayağı zor. Ama çok hani sevdiğim bir yazardan referans vereyim. Hani insanlık olarak hani günlük hayatımızı bir şeylerin etki etmesi için temel olarak dört faktör var. Lawrence Lessig'in bir kitabında vardır. Biri teknoloji. Bu şey neyse mümkün mü? Yani teknik olarak yapılabiliyor mu? Diğeri hukuk. Bu etki legal mi? Diğeri toplum. Toplumsal normlarımıza uyuyor mu? Diğeri de pazar. Karlı bir iş mi? Dolayısıyla bu şeylere baktığımızda hani Mixed Reality, AR, VR, AI ve Web 4 gibi kavramlara baktığımızda hepsinin aslında hani hayatımıza bir şekilde bir yer edineceğini görüyorum. Ama muhtemelen bazıları çok bizim günlük hayatımızda gözümüzün önünde değil de muhtemelen daha altyapısal olarak hayatımızı etki edecek. Dolayısıyla hani biraz daha hani gizli güç gibi bir etkisi olacak diye tahmin ediyorum.